Trip TV'ye hoş geldiniz. Kripto para piyasası son zamanlarda oldukça durağan hareket ediyor ama piyasanın değerlendirmesine geçmeden önce Fatih nasılsın? İyiyim şef, sağ ol, sen nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim ben de, nasıl olsun? Biraz durgun, sıcaklar, işimizin başındayız diyelim. Şimdi şöyle bir baktığımızda gerçekten piyasada bir durgunluk, durağanlık hakim. O düşüşlerde ya da yükselişlerde yaşadığımız heyecan son zamanlarda yok. Arıyoruz o heyecanları. Yükselişte gelsin diye ümit ediyoruz ama Fatih, genel bir piyasa değerlendirmesi yapalım mı? Ne oldu, ne bitti? Bu durağanlığın sebepleri neler? Tabii. Önceki videoda da aslında biraz daha negatif bir süreç yaşayabiliriz diye konuşmuştuk. Sonrasında ciddi bir de düşüş oldu, hareketlilik oldu. 2023'ün bezdiren günlerine benzer bir süreçten geçiyoruz aslında. Özellikle altcoin'ler için bu çok daha yıpratıcı. İşte bazıları hatta 2023 dip seviyelerine yaklaştı. Örneğin Adacoin son 49 bin düşüşünde neredeyse son döngü dibine iniyordu. BTC'nin son 23 Temmuz günü 70 bin dolar seviyesini gördü. Bu fit eşiği bir türlü aşamıyor. Ve ATH yolculuğuna devam edemiyor aslında. Bu biraz daha fiyatın önceki döngüde 20 bin dolar etrafında çapılmasına benziyor. Yani gerçek bir zirveden ziyade artık bunu aşıp gerçek bir yükselişi başlatması gerekiyor. Ama bu da henüz olmadı. Bu son Japonya faiz artırımı, işte senedi piyasalarındaki dalgalanma, küresel resesyon derken daha kötü bir süreç yaşadık. 6. kez 70 bin doları test ettikten sonra fiyat 23 gündür bu seviyeye yeniden yaklaşamıyor. BTC'nin 60 bin doları bile geri alamadı. Bu yıl benzer dönemler yaşadık. Yani bir tepe yapıyordu, sonra düşüyordu, oyalanıyordu, bir tepe daha yapıyordu. Bu en son iki benzer süreçte, iki tepe arasındaki süreç 42 ve 50 gün sürdü. Yani bu son süreçte 23 gün sürdüğünü düşünürsek birkaç hafta daha bu negatifliğin devam etmesi muhtemel. Birçok analistin projeksiyonu da bize bunu söylüyor aslında. Daha böyle Eylül başı, Eylül ortası, hatta Eylül sonuna doğru bir gerçek bir hareketlilik olabileceğinden bahsediyorlar. Bu cuma Jackson Hole sempozyumunda Powell konuşacak. Küresel ekonominin önde gelen aktörleri de aynı şekilde burada açıklamalar yapacağız. Bu küresel resesyon endişesinin ortasında işte birçok merkez bankası faizleri indirmişken Powell'ın da orada bir mesaj vermesi gerekiyor. Birçoğu ilk indirimini yaptı bu yıl ama Fed henüz yapmadı. Daha bir yılı aşkın süredir faizleri zirve noktada tutuyor. Powell burada indirim için net mesaj verirse işte kriptoya da içine alan risk piyasalar için durum pozitife dönebilir. En yakın tarihli piyasanın toparlanma potansiyeli olan tetikleyici olay bu şu an için. Nitekim piyasa beklentisi de Eylül itibariyle yıl sonuna kadar totalde 75 bas puana kadar indirim yapılacağı yönünde. Bu da son enflasyon verisindeki detaylardan dolayı biraz 100 bas puanın altına düştü. Son 3 ayın enflasyon verileri güzel. Bu ay gelen Temmuz enflasyon verisi de genel anlamda olumluydu. Ve istihdam tarafı gevşemeye devam ediyor. Ama biz bu yılın ilk çeyreğinde çok daha böyle beklenti üstü gelen enflasyon rakamları da gördüğümüz için FED geçitmeli bir şekilde bir süreç yaşıyor. Yani enflasyon düştüğüne ikna olacaklarken ilk çeyrekteki veriler her şeyi ters yüz etti. Şimdi de tekrardan iyi gelen verilerle birlikte bu süreçte ilerlediğimize dair bir kanaate varmak üzereler ama Fed'in en son istediği şey şu aşamada faizleri indirdikten sonra tekrardan yükseltmek zorunda bırakmak. Yani Fed faizleri bir kere indirdiği zaman artık bu indirim rotasında bu sürecin devam edeceğini bize net bir şekilde söylüyor. Bu yüzden de aslında Eylül toplantısından birkaç gün önce gelecek enflasyon verisini de görüp kesin indirim hareketliliğini, yani böyle zirveye çıkıyorduk, zirveden aşağı ineceğimiz süreci de başlatacaklar. Powell'ın burada vereceği mesajlar önemli olacak. Bu da
Aslında kendini şöyle dengeleme gibi bir şey yapmaya çalışıyor Fed üyeleri. Dün gelen açıklamalar da o yöndeydi. İstihdam aşırı derecede düşüyor. İşsizlik oranı yakın zamanda görülmedik seviyelere çıkıyor. Bu da iş gücü verilerinin şişirilmiş olabileceğinden dolayı bu hızlı düşüşün de çok aslında problem olmaması gerektiğini Fed'in söylemesine neden oluyor. Bu buradaki baskının Fed'in üzerindeki bu baskın azaltılması gibi bir çaba var. Bu da 50 bas puan, 50 bas puan tarzında böyle çok agresif indirimlerin önünü kesmek için yapılan bir şeymiş gibi görünüyor. Yani bu yıl sonuna kadar 75 bas puan indirim senaryosu geçerli. Piyasayı buna hazırlıyorlar. Ve kripto paralar ne zaman yükselecek? Dediğim gibi bu sıkıcı süreç aslında yatırımcılardaki risk iştahını talebi de önemli ölçüde baltaladı. Yani fiyat yükseliyor, yükseldiği noktada herkes açığa satış pozisyonu almaya başlıyor ve haklı çıkıyorlar. Sürekli de kazançlı çıkıyorlar. Bu ayı piyasalarında çok mantıklı ama trend yükselişken bu kadar mutlu olmaları hoş bir şey değil. Ama birçok temel sorunun da aşılmasından dolayı artık buradaki talep eksikliğinin de Fed'in faiz indirim noktasına girmesiyle birlikte ortadan kalkacağını düşünüyorum. Çünkü işte MTGAX iadeleri bitti. Yani kaç milyar dolarlık varlık satıldı. Silk Road olayında ne kadar varlık satıldı. Almanya tek başına 50 bin Bitcoin sattı vesaire. Şimdi artık FTX'in nakit iadeleriyle birlikte piyasalarda daha fazla bir canlılık olması gerekiyor. Hem bu yaz aylarının sona ermesiyle de hacimlerin canlandığı bir ortamda bunu göreceğiz. Bu yüzden umutlu olmak güzel. Son olarak böyle çok kısa bazı gelişmelerden bahsedeyim. Bir özet gibi de olsun aslında. Hem Türkiye hem genel anlamda. Bizim 26 Haziran'da onaylanan, Temmuz'un başında da resmi gazetede yayınlanan bir kripto düzenlememiz vardı hatırlarsan. Cumhuriyet Halk Partisi bunun kamu yararına aykırı hükümleri olduğu gerekçesiyle bozulması için, durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. SEC Solana ETF'lerini reddetti. Başvurular reddedildi. Brezilya dün akşam bir ETF onayladı Solana için ama Amerika onaylamadıktan sonra çok bir anlamı yok aslında. Bu da işte XRP, Sol, diğer altcoin ETF'ler için henüz erken olduğu görüşünü destekliyor. Bir yandan da BlackRock'ın olmadığı ETF onaylanmaz tezinde destekliyor. Biden'ın yerine geçen başkan yardımcısı ve Kasım seçimlerini kazanma ihtimali güçlü olan Kamala Harris, eğer seçimleri kazanırsa Hazine Bakanı olarak mevcut SEC Başkanı Gary Gensler'ı düşündüğünü söyledi. Yani ağlasam mı gülsem mi gibi bir şey oluyor. İyi ihtimal, yani iyi olan şey şu: Gensler koltuktan kalkacak her halükarda. Trump da göreve geldiğim gün onu kovacağım dedi. Bu HES'ler veya UYA'da diğer komisyon üyelerinden daha böyle kripto alımlı olan, daha böyle nötr bakabilen, negatif ayrımcılığa gitmeyen üyeler. Belki o tarz bir başkan gelirse pozitif olabilir. Ama eğer Harris seçilirse Yellen'in yerini alacak bir Gensler var. O da aslında ciddi de bir risk bir yerden. Hani SEC başkanıyken bunları yaptıysa, Hazine Bakanıyken çok daha enteresan şeylerini görebiliriz. 13F başvuruları vardı hatırlarsan, bu Ağustos'un ortasına kadar gelecek, işte güzel şeyler olabilir falan filan. Güzel bir şey olmadı. Çok böyle aman aman büyük bir şirket işte sürpriz bir alım yaptı falan gibi bir şey görmedik. 100 milyon doların üzerinde varlığı olan şirketlerin aldığı ETF'leri vesaire raporladığı bir şeydi bu. Çok tek cümlede özetlemem gerekirse, bu raporda, biz önceki raporda böyle çok milyar dolarlık, trilyon dolarlık şirketlerin ufak tefek de olsa Bitcoin ETF'i rezervine aldığını görmüştük. Burada öyle çok aman aman bir şey yok ama kurumsal yatırımcı sayısı ETF kanalında önceki çeyreğe göre %30 oranında arttı. 924'e çıktı. Ya, bu güzel bir şey. Morgan Stanley yakın zamanda işte Bitcoin ETF'lerini müşterilerine sunmaya başladı.
Bu da çok iyi ama JP Morgan ve diğerleri henüz daha bunu müşterine açmadı. Ama süreç buna doğru ilerliyor. Daha fazla kanaldan yatırım imkanı olduğu sürece daha fazla şirket bunu yatırım yapılabilir şeklinde etiketlediği sürece buradaki talebin büyümesi bekleniyor. Başka Binance CEO'su, eski Binance CEO'su CZ 29 Eylül günü serbest kalacak. Bu da birçok analistin tarihsel yükseliş senaryosuna uyan bir tarih. Belki de CZ çıkar, işte piyasa doğru yükselir. Bu enteresan da bir süreç olabilir. Son olarak ne var? 28 Ağustos günü Nvidia'nın kazanç raporu var. Yapay zeka tokenlarında hareketlilik olabilir. Önceki kazanç raporlarında, çünkü biz bunu görmüştük, öncesinde de uyarmıştık. Belki de işte bu son %30'u aşan tek kalepteki düşüşten dolayı da rapor kötü gelecek korkusuyla bu sefer zıttı yönü hareket eder. Olası hedefleri de Alperen size genel olarak anlatır. Benim temelde söyleyeceğim şeyler bunlar. Çok teşekkür ediyorum Fatih. Zaten sakin zamanlardayız. Yani şöyle bir piyasaya baktığımızda biraz dediğin gibi 2023 seviyelerine benziyor ama ben piyasada şunu görüyorum. Biraz korku hakim olmuş durumda. Özellikle tecrübesiz yatırımcılarda işte bir rekor geldi, bu rekor tazelenmeyecek vesaire tarzında. Aslında o zamana kadar fiyat yükselmişti ve fiyatlanan gelen rekor bence bir rekor değildi. Hani fiyat olarak bir rekor seviyesine çıktık ama bizim o gördüğümüz boğa koşulları gibi değildi. Bu fiyatlama Bitcoin ETF'lerin onayının fiyatlamasıydı. Blok ödülünün yarılanmasının fiyatlaması değildi henüz. Biz bunu çok defalarda da söyledik zaten videolarımızda. Blok ödülü yarılanmasından en az 6-7 ay sonra biz bunun fiyatlamasını görüyoruz diye. Aslında bunun fiyatlaması henüz başlamadı. Şu an yaz aylarındayız. İnsanların yatırımcı psikolojisi diye bir durum da var sonuç itibariyle. Hani sat ve tatile çık dönemi denen bir dönem var. Şu an onu da yaşıyoruz. O yüzden çok telaşa kapılınacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evet, biz de bu piyasanın içinde sürekli yer alanlar olarak yataya bağladığımızı hissediyoruz. Ama yükselişle birlikte, Eylül ayı ile birlikte, insanların hayata, çalışma hayatına yeniden dönmesiyle birlikte çok büyük ihtimalle iniş ya da çıkış yönünde hareketler görmeye, daha önemli, daha keskin gelişmeler görmeye başlayacağız. Bir sonraki videoda daha pozitif gelişmelerle, belki biraz daha heyecanlı gelişmelerle dönmek bizim de hedefimiz. Bakalım kripto piyasası bu dileğimize nasıl yanıt verecek. Söylemek istediğin başka bir şey var mıdır Fatih? Yok, ben sadece şunu söyleyeyim. Yani açıp böyle çok şey oldukları zaman 2023-2022 böyle o zamanki değerlendirmeleri, yazıları, işte videoları falan izlesinler. Çok daha kötü günler yaşadık. Şu anda Bitcoin 60 bin dolar sınırında, önceki ATH'ın çok az altında, yani önceki döngüden bahsediyorum. 2021 yılında 60 bin dolarken bile keyiften uyuyamıyordu. Bu çok göreceli bir şey. Kriptoda daha çok psikoloji çok daha baskın. Çünkü sürekli çalışan bir sistem, sürekli trade. İnsanları buna itiyor, sürekli bir şeyler yapmalıyıma itiyor. İşte orta vadede yükseliş bekliyor, uzun vadede yükseliş bekliyor belki ama kısa vadedeki düşüşleri de uzun vadeli beklentisinden dolayı değerlendiriyor ama kazanç beklentisi kısa vadeli. Şimdi kısa vadede fiyat daha da düştüğü zaman daha da iştah olarak yıpranıyor. Benim bu yönde tavsiyem, eğer bu 4 yıllık döngü hikayesi tamamen bitmeyecekse, sıfırlanmayacaksa, işte bu kadar Amerika ETF onayı veriyor, Avrupa işte ETP'lerle onay veriyor, dünyanın dört bir yanında 1 milyon tane şey oluyor. Eğer bu devam edecekse, sektör büyümeye devam edecekse, o zaman orta vadeli düşünmeniz gerekiyor. Orta vadede en az 6 ay, dediğim gibi 2022 yılında, 2023 yılında bizim çektiğimiz videolara baksın, kabus gibi yani. En sakin hafta dediğimiz hafta hatırlıyorsun, Coinbase'de Binance borsasına SEC dava açtı. Yani ekonomik takvimde hiçbir şey yok, kriptonun takviminde hiçbir şey yok. SEC geldi o günü, o haftayı doldurdu öyle, ortalığı darma duman etti. O yüzden bugünler sıkıcı günler. Bizim aslında çok kötü günlerimiz oldu. Bitcoin 10 bin dolara mı düşecek, 9 bin dolara mı düşecek, 12 bin dolarda destek mi var dediğimiz FTX çöküşü dönemimiz var. Yatın kalkın şükredin, idare edin şu günleri, biraz
piyasadan uzak kalın. Zaten hacimlerin düşüklüğü onu gösteriyor. Yani yatırımcılar artık son çeyreğe kendini odakladığı için biraz uzak kalıyorlar. Ekrana da çok bakmıyorlar. Biz hacimlerden de bunu göreceğiz. Bu saat olmuş hafta içi Binance'da USDT paritesi Bitcoin'de 1,4 milyar dolar. Çok düşük rakamlar. Kümülatifte de yani genel piyasa hacminde de böyle bir şey var. O yüzden biraz böyle odağı şeye çevirmek güzel. Kriptodan çevirmek güzel. Şimdi uyuyun. Eylül'de uyanın. Çok güzel bir şeye uyanacağız gibi. Neydi? Nebati'nin şeyi vardı ya işte. Yatalım kalkalım 6 ay sonra çok güzel bir piyasa olacak demek istiyorum. İnşallah 3. Dünya Savaşı çıkmazsa, internet küresel ölçekte gitmezse, elektrikler gitmezse, Trump seçimleri kazanıp aniden ben vazgeçtim kripto paraları yasaklıyorum demezse işte her şey olabilir bir sabah uyandığımızda. O yüzden benim beklentim daha böyle pozitif, bugünlerin sıkıcı ama üzücü olmayan günleri olduğu yönünde. O yüzden de tavsiyem çok kafaya takmayın. İşinize gücünüze odaklanın. Bu kadar. Bu konuda ben de çok katılıyorum. Sıkıcı ama üzücü değil. Bakalım önümüzdeki haftalarda bizi neler bekliyor. Çok teşekkür ederim Fatih. Güzel bir değerlendirme yapmış olduk. Ağzına sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim.